Aksesuar deyince sadece kadınlara özgüymüş gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Aman üstünüze alınmayın. Az sonra sayacağım 10 aksesuarı duyunca aslında ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu göreceksiniz. Ve almak için aksesuar, aksesuar diye diye mağazalara koşacaksınız. Bir, kemer. Tarihi o kadar eski ki tarih öncesi dönemlerde bile varmış. Kullanımına dair benim bildiğim 15. yüzyılda erkekler bol kıyafetlerini, pelerinlerini vücutlarına oturtmak için takıyorlarmış. Günümüzde kemerin kullanımı pantolonları bele oturtmak olduğu gibi süs olarak da kullanılıyor. Ayrıca kemerli bir pantolonun duruşuyla kemersiz bir pantolonun duruşu çok farklı kemersiz sanki bir eksiklik, bir boşluk varmış gibi duruyor. Gözler kemer arıyor. Tarzınıza ve kıyafetinize uygun kemer kullanmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Şık bir beyefendi olmak bunu gerektirir. 2. Cüzdan. Paralar, kartlar hepsi bir arada dursun. Cüzdanınızı elinize aldığınızda tüm ganimetinize kavuşun. Bir o cepte, bir bu cepte neyin nerede olduğu belli olmaz. Düzensizliği hiç sevmem. Abi zaten 3 kuruş param var neyin nerede olduğunu bilirim demeyin. Hem cüzdan sizin tarzınızı yansıtan aksesuarlardan biri. Havalı bir cüzdan hemen kendini belli eder ve aslında size hava katar. Yani cüzdan aslında tarzınızın gizli kahramanlarından biri. Bunu unutmayın. 3. Saat Erkeklerde en çok dikkat çeken aksesuar saat diyebilirim. Hem zaman yakından takip etmek için hem de şıklığınızı tamamlamak için önemli bir aksesuar. Takım giydiğinizde metal veya deri kordonlu bir saat taktığınızda bence kombininizi tamamlamış olursunuz. Ama yanlış anlaşılmasın, sadece takım giydiğiniz günlerde değil. Spor giyindiğiniz günlerde de mutlaka kombininize uygun bir saat takmalısınız. Emin olun çok havalı bir görünüm kazanacaksınız. Dördüncü maddede gözlük var. Biliyorsunuz sağlığımız için çok önemli bir aksesuar. Bununla alakalı bir video çekmiştim. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. E hem sağlık hem şıklık. Gözlük de havalı görünmenizi sağlayan önemli aksesuarlardan biri. Yüz tiplerine göre hangi model gözlükler uygun diye bir video çekmiştim. Linkini buraya bırakıyorum. İsterseniz izlersiniz. Ha bu arada gözlüğün önemli bir kamuflaj özelliği var. Ben mesela magazincilerden gözlüklerin bu etkisi sayesinde kaçabiliyorum. Aman her gün peşimdeler bilemezsiniz. Çok zor bir hayat. 5. Bileklik Eskiden sadece rocker arkadaşlar bileklik kullanırdı. Ama artık bileklik kullanmak için asi çılgın bir genç olmaya gerek yok. İsyankar genç alttire1990 at mynet.com Hey gidi günler ey. Neyse ki o günler geride kaldı. Ama artık... Bileklik takmak oldukça moda. Ben de çok seviyorum. Fark ettiyseniz genelde de kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. 6- Yaka pini. Bence şık detayların kralı yaka pini. Herkes takım elbise giyiyor ama yaka pinini takan farkını ortaya koyuyor. Son dönemde damatlar kullanıyor ama bence sadece damatken değil takım elbise giydiğiniz her vakitte bu yaka pinini yakanıza iliştirmelisiniz. Yaygınlaştıkça çok güzel modelleri de üretiliyor stilinizi ortaya koymak için hoş bir detay atlamayın derim. 7. Şal. Sadece üşüdüğünüz için takmış olsanız bile havanızı tamamen değiştiren bir aksesuar. Taktığınız anda entelektüel oluyorsunuz. Bir kumaş parçası ancak bu kadar havalı görünmenizi sağlayabilir. Kombininize uygun bir desenli şalla havanıza hava katabilirsiniz. Hava demişken üşütmenizi de engeller mis gibi aksesuar. Daha ne istiyorsunuz? 8. madde çanta. Teknoloji ilerledikçe dışarı çıkarken yanımıza almamız gereken eşyaların sayısı da arttı. Eskiden anahtar ve cüzdan alır çıkardık. Şimdi cep telefonu, tablet, bilgisayar ve gerçek entelektüeller de yanına kitap alıyor. Anahtar falan derken çantayla çıkmak şart. Zaten artık ünlü markalar da bu durumun farkında. Bu yüzden sadece kadınlar için değil, erkekler için de çanta üretiyorlar. Türlü türlü de modelleri var. Hal böyle olunca lise çantanızı bir kenara bırakıp tarzınıza uygun çantayı seçip şıklığınızı ortaya koymanız gerekiyor. 9 kravat. Takım elbise giydiğinizde önemli ayrıntılardan biri de kravattır. Bazı erkekler sevmiyor, sıkılıyor falan ama aslında kombinize hareket katan önemli bir detay. Biliyorsunuz ince, kalın, örgü bir sürü çeşidi var. Mutlaka bunların arasında tarzınızı yansıtan bir model bulursunuz. Takım elbisede boş bir yaka bazen ciddiyetsiz ve salaştırıyor. Resmi giyinmek istiyorsanız yakanızı kravatla, papyonla taçlandırmalısınız beyler. Ama illa yakan boş duracak, açık duracak diyorsanız da mendil kullanmanız şart. Mendil demişken 10. maddemiz mendil. Oldukça önemli bir aksesuar. Çünkü mendil taktığınız anda stilinizi farklılaştırırsınız. Kravat gibi o da takımınıza renk katar, hareketlilik katar. Özellikle takımınıza kontrast renklerde ve desenli mendilleri kullanmanızı tavsiye ederim. İlla üçgen yapıp takmanıza da gerek yok. Birbirinden farklı mendil katlayıp kullanma yolu var. Siz yeter ki tarzınızı ortaya koymak isteyin. Şık bir erkek için olmazsa olmaz on aksesuardan bahsettik. Tarz bir insan olmak istiyorsanız detayları mutlaka önemseyin. Ben sıraladım zevkinize göre kullanma sırası da sizde. Hadi bakalım beyler tarzınızı ortaya koymanın vakti geldi. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hadi bana eyvallah. kıyafetinize ve tarzınıza uygun kemer kullanmayı alışkanlık halinize getirmeniz. Alışkanlık halinize ne ya? Allah aşkına ya. Hem zamanı yakından takip etmek için hem de şıklığınızı ön plana çıkarmak için önemli bir... Ay.